kızıma. Kızınız içeride iyi, merak etmeyin. Dila, Dila ne oldu kızım? Tamam, merak etme. Yok bir şey. Ya niye tutuyorsunuz beni hala burada? Dila Hanım, bir saat daha kalmanızı rica ediyorum. Kan tahlillerinizin sonuçlarını alalım, sonra içimiz daha rahat gönderelim sizi. Yolda Dila Hanım'ın arabasını gördüm Seyit Bey. Sonra o sağa çekti durdu. Ben de bir şeye ihtiyacı vardır diye durdum. Baktım iyi değil, kusuyor. Aldım hastaneye getirdim. Kusuyor mu? Evet, kusuyordu. Bayılacak gibiydi. Teşekkür ederiz. Sağ olun Rıza Bey. Rica ederim. İsterseniz bir geçmiş olsun diyebilirsiniz. Tamam. Dila kızım. Ejim baba, merak etme. Sağ olsun Rıza Bey. Yolda fenalaştığımı görünce beni hastaneye getirdi. Estağfurullah, rica ederim. Sağ olun Rıza Bey, zahmet oldu size de. Önemli değil, olur mu? Ben müsaadenizi isteyeyim. Tekrar geçmiş olsun. Güle güle, güle güle. Buyurun Rıza Bey. Merhaba Dila Hanım. Sağlığınızı merak ettim, o yüzden aradım. Ne söyledi doktor? Mühim bir şey yokmuş. Midemi üşütmüşüm. İyi, sorun yok yani. Hayır. Peki, tekrar geçmiş olsun. İlginize teşekkür ederim. İyi günler. Size de. Kimleri görüyoruz? O Seyit Bey. Afiyet olsun Rıza Bey. Sağ olun. Merhaba Dila Hanım. Merhaba. Oturmaz mısınız? Buyurun. Rahatsız etmeyelim. Estağfurullah, olur mu her şey? Buyurun. Dila, sen ne diyorsun? Siz nasıl isterseniz. Geç. Afiyet olsun. Haydar, nasılsın? Sağlığınıza duacıyım bey. Rakı alır mısınız Seyit Bey? Öğlen vakti pek alışık değilim ama canım da çok çekti. Dila, arabayı sen kullanır mısın kızım? Tabii baba. Güzel. Bir tek alayım. Siz Dila Hanım? Ben portakal suyu istiyorum. Bir de portakal suyu, taze olsun. Sağ ol. Hadi, hoş geldiniz. Afiyet olsun. Rıza Bey, Çin'e gitmişsiniz. Nasıldı? Evet, gittim. Siz nereden biliyorsunuz? Anneniz söyledi. Annemi nerede gördünüz? Sağ olsun, büyüklük edip davetimizi şereflendirdiler. Dede olacağım için şöyle eşi dostu bir yemeğe çağırayım dedim. Oho, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Sen Azer sonunda baba ol ya. Yo, Azer değil, Azer değil. Biricik gelinim Dila. İnşallah anne olacak. Anneni size söylemedi mi?
Ben daha yeni geldim. Annemi göremedim. Dila'yı hastaneye götürdüğünüz gün aldık o müjdeyi. Midenizi üşütmemişsiniz yani. Hayır, ben öyle sanmışım. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim Seyit Bey. Allah torununuza uzun ömürler versin Seyit Bey. Sağ ol. Torun sevinci hiçbir şeye benzemiyor Rıza Bey. Torunumu görmesem gözüm açık gidecekti. Kahrolacaktım. Allah dualarımı kabul etti. Bize müsaade. Dila'yı da fazla yormayalım artık. Rıza Bey, madem tekrar dost olduk, madem her şeyi geride bıraktık, sizi de bir gün davet edelim. Bir yemek yiyelim diyorum. Tamam, memnuniyetle. İyi günler. İyi günler. Yemek için teşekkürler. Rica ederim. Sen biliyor muydun usta? Niye söylemedin? Böyle önemli bir şey Seyit Bey'den mi duyacaktın? Bildiğini sanıyordum beyim. Daha doğrusu Melike Hanım söylemişti dedim. Aslında tam da mevzuya girecektim ama o sırada geldiler işte. Rıza Bey, biliyorum son bir ümidiniz vardı ama kader işte elden ne gelir. Evet. Kader. Rıza Bey. Gitti, gitti. Sevgilim gitti. Ardına bile bakmadan gitti de gitti. Bu gönül onundu. Almadan gitti. En güzel ümidimi, en güzel yıllarımı aldı da gitti.
gönül oyunu oynamıştı benimle. Kaybeden ben oldum kendi ellerimle. Yaşamadım böyle derdin daha beterine. Baş başayım talihimin en acı kaderiyle. Baş başayım talihimin acı kaderiyle. Hoş geldin. Buraya gelmem hiç doğru değil biliyorsun. Biliyorum, haklısın. Zorladım seni, kusura bakma. Ne söyleyeceksen lütfen çabuk söyle Rıza. Dila. Sen anneliği, dünyada yaşanabilecek ne kadar güzel duygu varsa hepsini yaşamaya layıksın. Bu yüzden ben senin aşkını kalbinden söküp atmana hazırım. Bir daha karşına çıkmayacağım. Eğer beni tesadüfen bile görmeye katlanamıyorsan bile ben bu toprakları, Sarıgöl'ü terk etmeye razıyım. Yeter ki sen huzurlu ol. Senden böyle bir şey istemeye hakkım yok Rıza. Onca toprak, tarla, çiftlik eline bakıyor. Birçok insan senin sayende ekmek yiyor. Bunu senden isteyemem. Bir daha benim karşıma çıkma, bana yeter. Tamam. Bir daha huzurun benim yüzümden bozulmayacak Dila. Peki. Ben gideyim artık. Dila. Bir şey sormak istiyorum. Sen hastaneden taburcu olduğunda ben seni aradım. Neden bana gerçeği söylemedin? Ben belki de bir umut vardır diye düşündüm. Hayır. Hayır. Şoktaydım. Kendim bile anlamakta zorlanıyordum. Başka bir şey yok. Ben de sanmıştım ki beni affettin. Ben seni affettim Rıza. Doğacak çocuğumun hatırı için. Onu düşmanlıkla büyütmek istemiyorum. Kin'in nefreti tanısın istemiyorum. Ben de istemem. Hayat boyu bana kin duymanı, düşman olmanı hiç istemem. Dilerim gerçekten bu düşmanlığın bitmiştir. Bitti. Rahat ol. Hoş geldiniz Melike Hanım. Şeref verdiniz. Estağfurullah Seyit Bey. Hoş bulduk. Asıl davetiniz için biz teşekkür ederiz. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz Rıza. Hoş bulduk Seyit Bey. Buyurun. Hoş geldiniz Melike Hanım. Hoş bulduk Dila. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz? İyi akşamlar. İyi akşamlar Dila Hanım. İyi akşamlar. Buyurun. Thank you.
Demek işlerinizi gelininize devrediyorsunuz Seyit Bey. Gençlerin önünü açmak lazım Melike Hanım. Barazoğulların hanıması bundan böyle Dilek Hanım'dır. Öyle mi? Çok güzel, maşallah. Avukatlığı bırakıyor musunuz Dilek Hanım? Hayır, mesleğime devam edeceğim. Büronuz için hayırlı olsun diyemedik. Kusura bakmayın. Halbuki komşuyuz. Komşu mu? Evet. Metin'i bilirsiniz, Rıza'nın kardeşi. İyi çocuktur ama aklı bir karış havada. İstanbul'dan da döndü. Rıza'la oturduk, konuştuk. Şirkete bir yer yapalım, başına da Metin'i oturtalım dedik. Rıza Çin'deyken Haydar Usta'ya söyledim. Bir yer bul dedim. O da burayı buldu. Bula bula bizim hanımı bulmuş. Ya, ne tesadüf. Çok güzel bir yerde ofis tuttunuz Seyit Bey. Adana'nın en güzel yeri. Bize de daha aşağısı uygun düşmezdi. Doğru, haklısınız. Hayırlı olsun. Rıza Bey, müsaade edersiniz. Sizi buraya davet etmemin asıl sebebini söyleyeyim. Buyurun. İntikam zehirlerin en kuvvetlisidir. Yani bir insanı bir kere değil, her gün öldürür. Ama insan olan onu yener. Biz yendik. Her şeyi unutup yeniden dost olduk. Öyle değil mi Dila? Öyle. Bundan böyle bu iki aile huzur içinde yaşasın. Torunlarını dostluk içerisinde büyütsünler. İnşallah. Rıza Bey, siz bir arazi arıyordunuz ya fabrika kurmak için. Evet. Ben de diyorum ki bir ortaklık kuralım. Öyle bir fabrika kuralım ki Adana'ya nam olsun. Bizden ekmek yiyenlerin sayısı 100 kat artsın. Baba, malınızın mülkünüzün idaresini bana bıraktınız. Ama bu denli büyük bir yatırım için açıkçası benim fikrimi almamış olmanız beni şaşırttı. O zaman şimdi soruyorum. Bir itirazın varsa söyle. Rıza Bey'e de sorabiliriz. Siz ne diyorsunuz Rıza Bey? Hayır derseniz gönül koymayacağım. Rica ederim. Aslında Seyit Bey bir ortaklık teklif ederken bir değil birçok şey teklif ediyor. Öncelikle yatırımlarla perçinlenmiş bir dostluk, öyle değil mi Seyit Bey? Evet. Daha önemlisi topraklarımızı canlandırmak istiyor. Benim de hayalimde, hatta planlarımda önümüzün gençlerine iş sağlayacak bir yatırım yapmak vardı. Ama ortak olursak, birlik olursak daha da güçlü oluruz. Hem sizin topraklarınızda hem de bizim topraklarımızda işsiz genç kalmaz. Ben böyle bir sorumluluğa seve seve evet derim. Ama siz uzaktan uzağa dostluğumuz devam etsin derseniz de buna tabii ki saygı duyarım. Bunca insanın refahı söz konusuyken hayır diyemem baba. Ama bu denli büyük bir yatırımın sağlam bir sözleşmeyle sabitlenmesini isterim Rıza Bey. Hiç problem değil. Sözleşmeyi siz hazırlayın, şartlarınızı koyun. Ben altına imza atarım. Sağ ol Dila. Beni yarı yolda bırakmadın. Sağ ol. Rıza Bey. İnşallah hayırlı olur Seyit Bey, Dila Hanım.